TRT Havaz'ın eğlenceli ve aynı zamanda öğretici yarışması Sana Bir Sorum Var'a hoş geldiniz TRT Havaz izleyenleri. Yarışmamıza birazdan başlayacağız. Ama başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi kurallardan bahsetmek istiyorum. Elimde gördüğünüz 3 adet zarfı birazdan arkadaşlarıma uzatacağım. Onlar da bir seçim yapacaklar, bir zarf seçecekler. Her zarfın içinde ise 9 tane soru var. 9 sorumuz neyden oluşuyor diye merak ediyorsanız hemen merakınızı gidermek istiyorum. 3'er adet genel kültür sorusu, 6'şar adet de şu anda stüdyomuzda bulunan arkadaşlarımızın ülkeleriyle alakalı sorular yer alıyor zarflarımızda. Ama eğer çok sıkışırlarsa ve cevap vermekte zorlanırlarsa 2 tane de joker hakkı verdik arkadaşlarımıza. 2 joker hakkını istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Bu biraz daha sizi rahatlatmıştır herhalde. Şöyle bir nefes alıp verdiğinizi fark ettim. Joker hakkını istedikleri zaman kullanacak arkadaşlarımız, ama çok önemli bir durum var ki kullanmamalarını tercih ediyoruz. Çünkü yarışmanın sonuna geldiğimizde eğer eşitlik durumuyla karşı karşıya kalırsak joker kullanıp kullanmamaları işte o anda devreye girecek ve kullanmamış olan ya da daha az sayıda jokerini kullanmış olan arkadaşımız birinciliğe daha yakın olacak. Şimdi dilerseniz yarışmacılarımızın yanına gidelim ve onları tanıyalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Efendim, sizi gördük, daha iyi olduk. İsminin telaffuzu nedir? En başta onu sorayım. Yanlış bir telaffuz. İsmim Fatyon. Fatyon. Evet. Fatyon, Arnavutluk'tan geliyorsun. Arnavutluk'tan geliyorum. İstanbul Üniversitesi'nde kimya okuyorum. Kaç yıldır buradasın? 5 yıldır Türkiye'deyim. 5 yıl olmuş. Sen artık bizden sayılırsın. 5 yıldır İstanbul'dasın. Aynen öyle. Alıştın mı demek? Alıştım. Biraz pek olmayabilir çünkü 5 yılda alışmışsındır. Yani. Nasıl gidiyor peki hayat? Çok yoğun mu derslerin, okulun? Kimya okuduğum için derslerim yoğundu. Sürekli ama yoğun bir şekilde çalışmayı gerektirecek yani, bir bölüm. Evet. Fakat bu zamanlarda STK'larla da gönüllü olarak çalışıyorum. Yani öyle mi? Öğrencilerle uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Yani Türkiye hakkında bilgi veriyorum. Yani Türkiye işlemlerine... Yani, okuldaki işlemleri nasıl üretebilirler? Nasıl yürüyor işlemler? Onu öğretiyorsun, o konuda yardımcı oluyorsun. Evet. Ne kadar güzel. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Seriye. Evet. Doğru söyledim. Evet. Azerbaycan'dan geldin. Azerbaycan'dan geldim. 3. sınıf İstanbul Üniversitesi psikoloji öğrencisiyim. Çok ağır bir bölüm mü? Hayır, beklediğim gibi olmadı. Pek uygulaması yok. Ağır da değil yani. Çalışınca oluyor. Ama uygulaması olmayınca sıkılıyor biraz insan. Biraz sıkıntılısın galiba bu evet, konuda. Evet. Uygulama yok. İnsan kuram bir yere kadar. Sadece ezber yapmanız evet, gerekiyor galiba. Aynen, evet, öyle oluyor. Acaba o uygulamayı stajla son sene mi yapacaksınız? Bilemiyorum. Yani aslında yüksek lisans zorunlu. Belki o zaman. Çünkü zaten yüksek lisans yapılmadan klinikte pek yararlı da olmuyoruz. Evet, aynen öyle. Psikolojide maalesef ki bu sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor arkadaşlarımız. Daha önce de duymuştuk. Yok, olsun, güzel. Öğrencilik güzel. Öğrencilik her zaman güzel. Evet. Gerçekten altın çağı diyebiliriz öğrencilik için. Kıymetini bilin arkadaşlar. Sana da tekrar hoş geldin diyelim. Başarılar dileyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ve Saltan. Kazakistan'dan geldin. Evet, Kazakistan'dan geldim. Nasılsın? Arkadaşlarım 5 yıldır buradaysın. Ben 5 aydır buradayım. Şimdi Türkçe öğreniyorum. Daha hazırlık evresindesin. Evet. Türkçe öğrenme aşaması senin için. Evet. Şimdi sadece Türkçe öğreniyorum. Seneye gazetecilik yapacağım inşallah. Gazetecilik okuyacaksın. Evet, iş. Gözlerinin içi parladı. Çok istediği bir bölümdü galiba. Tabii ki, zaten Kazakistan'da 7 yıldır gazeteci olarak çalıştım. Öyle mi? Evet. Kaç yaşındasın sen? Üniversite 20, için buraya gelmedin mi? 25 yaşındayım. 7 yıldır gazeteci olarak oradaydın. Evet. Sonra dedin ki ben bunu gideceğim, Türkiye'de okuyacağım. Artık çalışmadan biraz sıkıldım. Türkiye'ye gelip biraz dinleyelim dedim. Aslında sen öğrenciliği biraz da mola olarak seçmişsin. Çalışma hayatına ara verdin. Mola olarak öğrenciliği seçtin, Türkiye'ye geldin. Gazeteciler çok meraklı mı oluyorlar? Meraklı derken yani onları yeni haberler yapmaya iten o merakları mı oluyor? Olmazsa. O işler, o röportajlar, o haberler ortaya çıkmaz merak olmazsa. Evet. Tabii ki. Sana da bol şans diliyorum. Sen de hoş geldin bir kez daha. Şimdi zarf seçme faslı. Beyler bir dakika. Ladies first. İşte şimdi ben bunu söyleyecektim. Acaba seriyeye uzatsak mı? Peki. Uzatalım. Hangi rengi tercih ediyorsun? Yeşil. Yeşili seçti. Mavi. Mavi, sana da tamam. Kırmızı. Şöyle yapalım. Tamam.
Hepinize tekrar bol şans. Yarışmamızın kurallarını anlattık. Sizler bir kez daha dinlediniz. Arkadaşlarımız da dinlediler. Zarflarını da seçtiklerine göre ben yerime gidiyorum. Yarışma başlasın. Yarışmamızın ve aynı zamanda ilk yarışmacımız Arnavutluk'tan gelen arkadaşımız Fatyo'nun ilk sorusuyla başlayalım bakalım. Savaşlarda düşmandan ele geçirilen mallara ne ad verilir? A. Mücevher, B. Ganimet, C. Takı. B. 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 Ganimet. Bakalım doğru cevap mı? Yarışmamıza yeşil ışıkla mı başlıyoruz? Evet, yeşil ışıkla başladık. Hanene bir 10 puanı yazdık ilk sorunla ve ilk cevabınla beraber Fatyon. Azeri arkadaşımız Seriye ile devam edelim. Onun da ilk sorusu. Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi için belli kuruluşlarca karşılık beklemeden ödenen paraya ne ad verilir? A. Burs, B. Kurs, C. Harçlık. Zaten bursluyum, burs. A. Burs cevabı, bakalım doğru cevabımız mı? Doğru cevap. Tebrik ediyorum seni. Sen de 10 puan alarak başladın. Bursluyum dedin. Bursun evet. Da dereceleri oluyor değil mi? %100 burs alanlar var. Tamamen tam burslu olanlar var. Tam bursluyum. Tam burslusun. Evet. Ne kadar güzel. Çok mu çalışmak gerekiyor tam burs almak için? Hiç fikrim yok bak. Yani çok çalışmak derken yani sınavla geldim. Azerbaycan'dan buraya yeterli. Daha yüksek bir puan almak gerekiyor sonuç olarak değil mi? Yani 200 kişi getiriyorsa mesela 25'e girmen gerekiyor burs almak için. Ama benim zamanımda biraz Azerbaycan'la ortaklaşma oldu. İki taraflı burs, tam bursluyum. Yani birazını belki de %50'sini Azerbaycan'dan, %50'sini Türkiye'den. Öyle. 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 Ne kadar güzel bir sistem. Sizde evet. Burs durumu var mı arkadaşlar? Bursluyuz. Ben burs. Sen? Ben bursuzum. Ben yabancı öğrenci sınavıyla kayıt yaptım İstanbul Üniversitesi'nde. Sen öyle geldin. Evet. Sen? Ben bursluyum. Türkiye bursları yani. Türkiye bursu. Türkiye devlet bursları. Tam burs mu peki senin de? Evet. Evet, YTB. Ne kadar güzel. Sadece benim Azerbaycan fazladan burs oluyor. Zaten YTB, Türkiye bursları buradakilerini karşılıyor. Sağ olsunlar. Sana o zaman üste para falan veriyorlar herhalde. Evet, Azerbaycan çok uçak bileti falan Türkiye %100'ü karşılarken Azerbaycan'dan para gönderiyor evet. Olmaları lazım. Evet, evet. Öyle. Uçak bileti de veriyorlar. Ne kadar güzel işte başarılı ve çalışkan olmanın faydaları. Üçüncü yarışmacımızın ilk sorusu geliyor. Giysileri güvelerden korumak için kullanılan kötü kokulu kimyasal maddenin adı nedir? A. Tuz ruhu, B. Çamaşır suyu, C. Naftalin. Hangisi doğru cevap? C. Naftalin. C. Naftalin. Saltan C. Naftalin dedi. İlk sorusunun doğru cevabı C mi? C doğru cevaptı. Evet Fatyon, hazırsan ikinci sorunu okumaya başlıyorum. Müzikte en kalın kadın sesine ne ad verilir? A. Alto, B. Soprano, C. Bariton. C şıkkı diyorum, bariton. Fatyon C doğru cevap dedi. Bariton doğru cevap mı? Kırmızı ışığı gördük. Yani bu da demek oluyor ki maalesef doğru cevap değil. Doğru cevabımız A. Alto olacaktı. Evet. Müzikle alakam yok. Pek aran yok galiba müzikle ki. Müzikle aran olsa dinlemeyi sevsen bile... bu biraz ya daha zor bir soru olabilir. Bu profesyonel anlamda yok yani. Tabii profesyonel terimlere girdiği için bilmemen gayet de normal. Hiç moralimizi bozmuyoruz. İkinci yok. Sorudayız çünkü daha. Azeri arkadaşımız Seriye ile devam edelim. İkinci sorusu. İstanbul Sultanahmet semtinde bulunan ve asıl adı Bazilika Sarnıcı olan yapının adı nedir? A. Çukurbostan, B. Bozdoğan Kemeri, C. Yere batan sarnıcı. C. Yere batan sarnıcı. Seriye hiç beklemedi. Çok emin kendisinden C. Yere batan sarnıcı dedi. Doğru cevap mı? Orada yaşıyorum. Hiç gitmedim. 4 senedir Sultanahmet'teyim. Hiç gitmedim.
Gitmedin mi? Evet, gitmedim. Ve Sultanahmet'te oturuyorsun. Sultanahmet'te o civarda yaşıyorsun. Evet. Neden gitmedin? Yani gidecek biri olmadı. Yalnız gitmeyi sevmiyorum öyle yerlere. Sulu falanmış, gelince karanlıkmış. Evet, karanlık az önce arkada fotoğrafı da vardı. Şimdiye kadar görmüşsündür diye tahmin ediyorum zaten fotoğraflarını. Yere batan sarnıcının ama fotoğrafını da mı görmemiştin? Görmedim, dikkat etmedim. O zaman yakın zamanda bence bir arkadaşını kandırıp gitmelisin. Beyler siz gittiniz mi? Ben gittim. İkisi de gitmiş bak. Ayıp oldu bana. Ki galiba senden daha kısa süredir buradalar. Yok. O hevesle yok. Gitmişler. İlk geldiğinde öyle oluyor ya. Her yere gidiyorsun ama ilk geldiğimde Ayasofya'ydı, Sultanahmet'ti, Topkapı Sarayı'ydı falan filan. Böyle ama hiç orayı bilmiyordum doğrusu. Sonra bir anda denk geldi. Geçen sene gördüm orayı. Daha önce hiç bilmiyordum. Ama Sultanahmet'i falan gezdin anladığım evet, kadarıyla. Evet evet, Sultanahmet'te Çembertaş Kız Öğrenci Yurdu'nda çok kalıyorum. Yakınlar zaten. Evet. Orayı gezerken şöyle biraz daha yürüyüp Yerebatan Sarnıcı'na sadece orası karanlık, bana göre değil. Çok güzel ama tavsiye ediyorum. En yakın zamanda dediğim gibi bir arkadaşını kandır bence. İnşallah. Götür oraya. Belki beyler sana yardımcı olur bu konuda. Zaten gezmişler, zaten biliyorlar. Belki seni götürürler. İnşallah. Geçiyoruz üçüncü yarışmacımıza. İkinci sorusuyla devam ediyoruz. Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan aile üyesine ne ad verilir? A. Prens, B. Veliaht, C. Oğul. Süren devam ediyor. Joker haklarınızı hatırlatmama gerek var mı? Heyecandan unutur musunuz acaba arada? Yok, o unutulmaz. Can havliyle sarılacaksınız tabii yeri aynen. Gelecek değil mi? B. Veliaht. B. Veliaht. Saltan B. Veliaht doğru cevap dedi. Bakalım yeşil ışıkları görecek miyiz? Evet, Veliaht doğru cevaptı. İkinci sorunla beraber, ikinci cevabınla beraber 10 puan daha kazanmış oldun. Tebrik ediyorum seni. Fatyon, geldik efendim sana ve üçüncü soruna. Japon kağıt katlama sanatına ne ad verilmektedir? A. Tokyo, B. Ikebana, C. Origami. Düşünmeye gerek yok. C şıkkı origami. C şıkkı origami. Bence doğru dedi. Hatta o kadar emin ki hiç düşünmeye gerek bile yok dedi. C doğru cevabımız mı? Doğru cevaptı. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Seriye'nin üçüncü sorusu. Endonezya devleti hangi kıtadadır Seriye? A. Asya, B. Avrupa, C. Afrika. Afrika. Tam bilmiyorum. Afrika diyorum. Coğrafyayla aran iyi miydi? Yok. Çok iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bakalım cevap bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Arkadaşlar doğru cevabı verdi mi arkadaşınız? Değil. Doğru cevap değil. Değil. Hangisi doğru cevap Asya, olacak? Asya. Asya. Her ikisi de Asya dedi. Olabilir. Sen C dedin, Afrika dedin. Soralım bakalım. C Afrika doğru cevabımız mı? Doğru cevabımız değil. Arkadaşların haklıydı. Evet. A Asya doğru cevabımız olacaktı. Sana bu soruyla beraber 10 puan veremedik. Heyecanla alakalı durumlar diye nitelendiriyorum ben bunları. Aklıma geldi ama bilmediğim için tam. Her ikisi aynı kapıya çıkıyordu benim için. Bilmediğiniz durumlarda joker hakkını kullanmanız sizin için seçenekleri azaltacağı için karlı olacaktır bence. Kazak arkadaşımızın üçüncü sorusuyla devam edelim. Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'nin kısaltması nedir? A. NASA, B. ESA, C. UEFA. A. NASA. A. NASA doğru cevap mı? Bakalım. NASA tabii ki doğru cevaptı. Geçenlerde uzaydan canlı yayın yaptılar. İzlediniz mi arkadaşlar? Hayır. Geçenlerde dediğim sanırım birkaç ay önce. Haberi okudum da canlı izlemedim. Çok geç bir vakitte yayınlanıyordu zaten. Siz tabii öğrenci arkadaşlar evet, olduğunuz için belki dersiniz vardır, izleyememişsinizdir. Haritalarda gördüğümüz görüntüleri bize uzay aracından canlı olarak, dünyaya yakınlaşarak canlı canlı izlettiler. Astronotların hayatından bir bölümler gösterdiler. Çok enteresan bir yayındı. Tekrarı falan olursa ve izlememiş olan izleyicilerimiz de varsa
Hakikaten çok güzeldi. İlgisi olanlara şiddetle öneriyorum. Bu arada üçüncü sorularımızı da geride bırakmışız. Evet. Yani bu da demek oluyor ki puanları hatırlatma zamanı. Kimileri sevinecek, kimileri üzülecek bu noktalarda. Fatyon, Arnavutluk'tan geldin. Evet. Yarışmamızda nasıl bir başarı gösterdin? Şimdilik iki soruya doğru cevap vermişsin. Zaten üç sorumuz vardı. 20 puandasın şu anda. Joker hakkı da kullanmadın. Azeri arkadaşımız Seriye 3 sorunun ikisine cevap verdi. O da Joker hakkı kullanmadı. Üçüncü yarışmacımız Kazak arkadaşımız Saltan 3 sorunun 3'üne de doğru cevap verdi. 30 puanı var. O da Joker hakkı kullanmadı. Tebrik ediyorsun ama dur bakalım daha çok var. Olsun. Yarışmamızın sadece 3'te 1'i geride kaldı. 6 şart sorumuz heyecan, daha heyecan, var. Heyecanı bastırıyor biraz bakmayın yani. Zamanla heyecan geçiyor değil mi? Aynen. Haklıymışım. Zaman. Sıra geldi 4. sorulara. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Azerbaycan'da ilk teleferik 2007 yılında nerede açılmıştır? A. Kartalkaya'da, B. Balaken'de, C. Uludağ'da. Şimdi düşününce Uludağ çıkartıyoruz. Çünkü Türkiye'de. Uludağ Türkiye'de çıkarıyoruz. Evet. Geriye kaldı iki. Kartalkaya ve Balaken Türkçe terimlerinden ben B şıkkı seçiyorum. B şıkkını seçtin. Balaken dedi. Balaken doğru cevabımız mı? Balaken doğru cevabımız ve dördüncü soruna beraber 10 puan daha kazandın. Kartalkaya da zaten Türkiye'deydi. Evet. Kartalkaya'da, Uludağ'da yine Türkiye'de. Türkçe terimi Kartalkaya yani isim olarak. Kartal'dan mı? Yani Kartalkaya işte Türkçe öğrenirken harfler uyumu var. Yani o harflerin uyumuna bakarak kalın bu da Türkçe ince, ince harfler o yüzden ondan çıkarttım ben. Doğru cevabı da verdin. Tebrik ediyorum seni. Dördüncü sorumla devam ediyorum seriye. 1908 yılında Azerbaycan'da sahneye konan ilk operanın adı nedir? A. La Calisto, B. Leyla ile Mecnun, C. Meda. B. Leyla ile Mecnun. İzledin mi? İzlemedim, kitabını okudum. İzlemedim. Hiç operaya daha önce gitmedim, Türkiye'ye gelmeden önce. Peki operası yapıldığını biliyor musun Leyla ile Mecnun'un gitmesen bile? La Calisto Media, onların ikisi de Azerbaycan, bilmiyorum, uyuşmuyor. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun. B şıkkı Leyla ile Mecnun sorumuzun doğru cevabı mı? Doğru cevaptı. Biraz daha heyecanlandırmak, bekletmek istedim seni evet, açıkçası. Evet, Nizami Gencevi'nin yazdığı Hamse Beşlik'te var zaten. İlk de onun. İyi ki de onu seçtim. İyi ki de 10 puanı aldım. Yok hayır, aldın. Diğerleri hiç zaten uyuşmuyor. O zaten evet. Nizami'nin bildiğim bir yazar. O yüzden. Senin 4. soruna geçelim mi Saltan? Tamam, geçelim. Eldar ve Nigar isimli iki üyeden oluşan Azerbaycanlı pop ikilisi 14 Mayıs 2011'de Running Scared isimli şarkıyla katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında kaçıncı olmuştur? A sonuncu, B dördüncü, C birinci. Haberim yok ama birinci diye sanıyorum. Birinci, C. Çok emin değilsin ama birinci demek geldi içinden. Oğlum birinci verelim. Birinciliği verelim. Azeri arkadaşımızın yanındasın. Birinciliği var tabii ki. Sen cevap vermek ister misin? 2011'de ilk geldiğimde Azerbaycan'da Eurovision oldu. Yani dördüncü büyüdüler, birinci mi? Onu... Çok emin değilsin anladığım evet, kadarıyla. Şarkıyı duyunca belki çıkarırım. Belki emin ancak değilim. Oradan. Çünkü Türkiye'de pek dinleyemedik. Birinci seçeneği yani C şıkkı sorumuzun doğru cevabı mı? Doğru cevap içinden gelen birincilik sana 10 puan kazandırdı. Dördüncü sorunla beraber. Takip ediyor musunuz Eurovision yarışmalarını? Evet, takip ediyoruz. Heyecanla izleyenlerden misiniz?
Ben heyecanlardan izleyeyim. Tabii milli duygular da işin içine karışıyor. Ülkemizi destekliyoruz, heyecanlanıyoruz, seviniyoruz. Ama sonunda da istediğimiz gibi bir sonuç olmayınca bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz tabii ki. Geçiyoruz 5. soruna. Fatyon. Fatyon biraz ciddileşti. Çok da iyi gidiyor aslında notlarıma baktığımda. Biraz ciddiyeti atalım. 5. sorun. 1978 yılında kurulan ve adını Azerilerin milli kahramanlarından Babek'ten alan Nahçıvan eyaletindeki rayonun adı nedir? A. Babek rayonu. B. Fuzuli rayonu. C. İmişli rayonu. Bence A. A. Babek rayonu. Soracağım. Ama yine seriyeye dönmek istiyorum. Bilgin var mı bu soruyla ilgili? Fuzuli ile İmişli bizim orada. Nahçıvan'da değil. Yani Babek rayonu. Babek. Sen de katılıyorsun Fatyon'a. Evet. A dedi Fatyon. Babek rayonu dedi. Doğru cevabımız A mı? Evet, doğru cevabımız A'ydı. Zaten ışıklara sormadan önce Azeri arkadaşımızdan onay da almıştık. İçin bir rahatlamıştı diye tahmin ediyorum. Gelelim seriyenin 5. sorusuna. Hangisi Azerbaycan'ın 2 büyük havalimanından biridir? A. Sabiha Gökçen Havalimanı. B. Esenboğa Havalimanı. C. Gence Havalimanı. C. Gence Havalimanı. Hiç düşünmedi. Tabii ki de düşünmeyecek bir Azeri evet. kızı olarak. C. Gence Havalimanı. Sorumuzun doğru yanıtı mı? Doğru yanıt. Çok emin olarak verdiğim bu cevap tabii ki sana 10 puan kazandırdı. İlki Bakü'de Haydar Aliyev Havalimanı. İlki İkincisi. Haydar Aliyev Havalimanı. Evet, Bakü'de. Onu da bir dipnot olarak, bir bilgi olarak verelim. İkincisi de Gence. Gence Havalimanı. Evet Saltan, 5. sorun. Azerbaycan'ın en büyük gölünün adı nedir? A. Van Gölü. B. Sarı Su Gölü. C. Titicaca Gölü. Bence C. Titicaca Gölü. Biraz düşünseydin. Biraz taşınsaydın. Belki joker kullanırdın. Belki de doğru cevabı verdin. Kimse bilmiyor şu an. Öyle sanıyorum çünkü A. Van Gölü Türkiye'de. Sarı Su Kazakistan'da var. C. diye sandım o yüzden. C cevabı. Evet, C sorumuzun doğru cevabını hep birlikte görüyoruz. C doğru değildi. Sarı Su Gölü. Evet, ortak alıyoruz. B seçeneği. Efendim? Ortak alıyoruz az önce dedi ya şeyde de var diye. Kazakistan'da evet. da olduğunu söyledi. Demek aynı isimde iki göl var. Ama göl değil bizim nehir. Ne? Bizim belki şeyin adını almış diye sandım. Bu sorudan sana 10 puan veremedik. Tamam. 6. sorulara geçmeden önce, bakın sunucu bizim tarafımızda olmayabilir diye düşünmeyin. Ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Arkadaşlar, joker haklarınızı kullanabilirsiniz. Arada unutuyorsunuz bence. Çok zorlandığınızda, karar veremediğinizde, emin olamadığınızda hemen önünüzdeki kartları kaldırın. Ben bir şıkkı sizin için eleyeceğim. Fatyon, geldik 6. soruna. Galatasaray, Trabzonspor gibi Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında karşılaşmış Arnavutluk futbol takımının adı nedir? A. Everton. B. Atletico Madrid. C. KS Glasna. Bunu bilmek mümkün değil. Mümkün değil. Yani bilmemek mümkün değil. Klub Sportif Glasna C şıkkı. Evet. Çok da güzel bir telaffuzla söyledi arkadaşımız. Sen sor bakalım. C. C. Klub Sportif Glasna. Doğru mu acaba? Tebrik ediyorum. Doğru cevap. Bunu bilmemek mümkün değil. Le başladın zaten cevap vermeye. Çok mu ilgilisin futbolla? Üzülüyorum. Türk Ligi'ne hakim misin peki? Türk Ligi'nde hafta sonları sonuçlara bakıyorum. Ama genelde büyük derbilerde yani Galatasaray geçen sene son maçlarına gittim. Maçlara da gittin. Yani sırf izlemekle kalmadın televizyonda. Yani maçlara gidecek kadar gittim. Galatasaray'ı destekliyorsun anladığım kadarıyla. Tarnatlıktan. Sen peki ilgileniyor musun maçla, futbolla, Saltan? Yok.
ilgilenmiyorum. Bir Türk futbol takımını destekliyor musun? Uzaktan sadece, da olsa şöyle. Sadece eğer kendi ülkemin futbol takımı oynarsa onu destekliyorum. Onu destekliyorsun. Böyle, evet. Hani şimdi mekan değişikliği oldu ya, belki burada da bir tanesini kendine yakın hissetmişsindir diye sordum. Yok, ilgim yok yani. Desteklemiyorum. Tamam, destekleme. Seri 6. sorunla devam etsin bakalım programımız. Dana ve kuzu etinden yapılan, Türk mutfağından büryanla benzeşen Arnavutluk yemeğinin adı nedir? A. Mişoriz, B. Saç kavurma, C. Elbasan tava. B. Saç kavurma. B. Saç kavurma dedin. Evet. Diğerlerini hiç duymadım. Saç kavurmayı Türkiye'de duydum. O yüzden B. Saç kavurma. Yani diğerlerini hiç duymadım. Soralım bakalım. B. Saç kavurma sorumuzun doğru yanıtı mı? Doğru yanıt değil. Sana 10 puan veremiyoruz. Sen sanırım? Elbasan tava. Elbasan tava. C meşhur şıkkı dedin. Meşhur. Fatyon. Ama maalesef o da doğru değil. Değil mi? Mişoriz. Mişoriz. Evet. Mişoriz yani A seçeneği. Doğru seçenekti. Kazak arkadaşımız Salta'nın 6. sorusunu okuyorum. Arnavut beylerinin Osmanlı'ya karşı İskender Bey önderliğinde oluşturduğu birliğe ne ad verilir? A. Lesa Birliği, B. İhracatçılar Birliği, C. Arnavut Beyleri Birliği. C. Arnavut Beyler Birliği. C. Arnavut Beyleri Birliği cevabı. Sorumuzun doğru cevabı mı bakıyoruz? Doğru cevap değildi. Maalesef kırmızı ışıklardan da anladığımız üzere. Ne olabilir acaba doğru cevap? Lesa bilginiz Birliği. Var mı? Lesa Birliği. Lejra. Teşekkür ediyorum beni düzelttiğin için. Nasıldı, tekrar telaffuz eder misin? Lejra Birliği. Lejra Birliği. Arkadaşların doğru söyledi. A seçeneği doğru olacaktı. Altıncı sorularda geride kaldığına göre, yani yarışmamızın büyük bir bölümünü geride bıraktığımıza göre puanlarla ilgili size açıklamada bulunmak istiyorum, hazırsanız. Fatyon, bir yanlış cevabın var. 5 soruya doğru cevap verdin. Yani 50 puandasın şu anda. Joker de kullanmadın henüz. Seriye 4 soruya doğru cevap verdin. 40 puanın var. Sen de Joker kullanmadın. Ve Saltan, sen de yalnızca bir soruya yanlış cevap verdin. Senin de 50 puanın var ve sen de Joker haklarına hiç mi hiç dokunmadın. Geçiyoruz yarışmamızın son bölümüne. Üçer sorunuz kaldı. Üçer soru daha soracağım sizlere. Bakalım bu 3 soru neleri değiştirecek? Bu sonuçları etkileyecek mi? Bakalım. Fasyon, yine senden başlıyoruz tabii ki. İlk sırada gelsin sen olduğun için. 7. sorunu okuyorum. 8 Aralık günü Arnavutluk'ta ne olarak kutlanır? A. Dünya Kadınlar Günü, B. Ulusal Gençlik Günü, C. Anneler Günü. 8 Aralık. Ulusal Gençlik Günü. B şıkkı. Ulusal Gençlik Günü. B şıkkı. Fatyon, bu sorunun cevabı Ulusal Gençlik Günü dedi. Doğru cevabı verebildi mi görelim. Tebrik ediyorum seni. Bir 10 puan daha geldi. Yani bahsedebilirim. Bunun tabii biraz, lütfen bahseder misin? Onu soracaktım. Ulusal Gençlik Günü bizim çocuk bayramımız gibi bir şey mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünist sistemi kuruldu Arnavutluk'ta. 90-91 yıllarında sistem değiştirmesiyle, yani ilk o günlerde yeni partiler kurmaya başladı. O yüzden 8 Aralık böyle, yani öğrencilerin protestolarıyla, yani sisteme karşı, evet, ulusal günü şey, yani dünyanın. Gençler için gençlerin bir gün armağan edildi. O tepkiler dolayısıyla. Evet. Sisteme karşı. Sisteme karşı olan tepkiler dolayısıyla. Böyle enteresan kutladığınız günler var mı? Mesela geçenlerde gelen bir arkadaşımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Evet. Hepiniz biliyorsunuz değil, evet, mi? Evet. 8 Mart'ın anneler günü olduğunu söyledi. Kendi ülkesinde dedi, anneler günü olduğunu söyledi. Belki de Arnavutluk'tan gelen arkadaşımızdı zaten. Öyle. 7 Mart öğretmenler günü. Öğretmenler ve babalar günüymüş 7 Mart aynı Mart, zamanda değil 8 mi? 8 Mart anneler günü. 8 Mart'ta anneler günü.
Bana çok enteresan geldi. Biz çünkü Mayıs'ın ikinci pazarı olarak kutluyoruz. Sizde de öyle mi? Bizde 8 Mart Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü. Aynen. Yine öyle genel olarak bildiğimiz evet. gibi kutlanıyor. Mesela öyle özel günlerinizden başka neler var? Nowruz bizde kutlanır. Hı hı. Bir de yeni yıl, zaten yeni yılda iki tane bayramımız var. Hemrelik günü, milletin birlik olduğu günü. Evet. Yeni yıl ve hemrelik günü ikisi bir arada kutlanır. En büyük bayramlarımız yine 31 bunlar. Aralık'ta mı kutlanıyor? Aralık'ta. Aynı günde. Aynı günde kutlanıyor ikisi de. Bir de Nowruz bayramı. En çok kutlanan bu. Nowruz en bayramı. Çok ikisi kutlanıyor. Evet. Saltan sizde? Bizde aynen öyle. Yani 22 Mart Nowruz bayramı diyoruz. Bir de yeni yıl mı? Yeni yıl evet o da kutlanıyor. Yani iki yeni yıl olarak kabul ediyoruz. Yine aynı mantıkta yani. Seriyenin anlattığı gibi. Evet. Ve bizim bağımsızlık günü var. Aralık 16 Aralık'ta. 16 Aralık'ı da bağımsızlık günü olarak kutluyorsunuz. Evet. Bunları da öğreniyoruz yavaş önemli, yavaş arkadaşlarımıza sorarak. En önemli bu bayram bizim için. Tabii bağımsızlık günü bundan öteye ne gidebilir, evet. ne geçebilir diye düşünüyor insan. Evet Seriye'nin 7. sorusunu okuyorum. Rönesans döneminin önemli tarihçisi olan ve 2005 yılında Tiran'da kurulan üniversiteye ve de İşkodra Şehir Kütüphanesi'ne adını veren kişi kimdir? A. İskender Bey, B. Marin Barleti, C. Kahraman Tazeoğlu. Tekrar alabilir miyim acaba? Soruyu mu şıklarımı duymak istiyorsun? Soruyu duymak istiyorum. Rönesans döneminin önemli tarihçisi olan ve 2005 yılında Tiran'da kurulan üniversiteye ve de İşkodra Şehir Kütüphanesi'ne adını veren kişi kimdir? A. İskender Bey, B. Marin Barleti, C. Kahraman Tazeoğlu. Bu arada soruyu tekrar okudum, süren de dolmak üzere. B. Marin Barleti. B. Marin Barleti, yani B şıkkı doğru cevap dedi. Bakalım doğru mu? Şaşırdım. Şaşırdın. Neden şaşırdın? Çünkü İskender Bey olarak düşündüm. Sonra... İskender Bey olarak düşünüp evet. Marin Barleti diye cevap verdin. Aynen. O şık daha yakın geldi. Sonuca bakmak lazım. Marin Barleti dedin aynen. ve 10 puan daha kazandın 7. sorunla beraber. Saltan'a geçiyorum. 28.748 kilometrekare Arnavutluğun neyini ifade eder? A. En yüksek noktası, B. Karayollarının uzunluğu, C. Yüz ölçümü. C. Yüz ölçümü. C. Yüz ölçümü cevabı sorumuzun doğru cevabı mı? Görelim. Doğru cevap tabii ki. Sana da bir 10 puan kazandırdı. Bilemeyecek gibi olsaydım Fatyon'a dönecektim hemen. Cevabı biliyorsun sen söyle diye. Daha 3. sınıftan biliyorum. Tabii ki daha ilkokulda öğretilen belli başlı şeylerdendir ülkemizin yüz ölçümü. 8. sorun Fatyon. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Güney Kazakistan'da hangi şehirde bulunmaktadır? A. Türkistan, B. Issık, C. Palodar. Joker hakkını kullanacak Fatyon. Joker hakkında beraber bir şık eleniyor. A. Türkistan, B. Issık şıklarından hangisi doğru olabilir? Hocam, Yesevi Türbesi Güney Kazakistan'da. Issık diyorum. Fatyon 8. sorusu için B. Issık cevabı doğru dedi. Yeşil ışıkları görebilecek mi bu sefer? Hep birlikte bakalım. Yeşil ışıkları göremedin. Doğru cevap A. Türkistan olacaktı. Seriye 8. sorunu okuyorum. Düz yazılarının çoğu Kara Sözler adlı kitapta toplanan Kazakların meşhur edebiyatçılarından Muhtar Avezov'un da adına Abay Yolu diye kitap yazdığı ünlü yazar, şair ve fikir adamı kimdir? A. Amin Mağlov, B. Paolo Cello, C. Abay Kunanbayev. Ben bilmiyorum ama Kunanbayev demek istiyorum. C. Abay Kunanbayev. C. Abay Kunanbayev. Sorumuzun doğru şıkkı mı?
Rusya'dan dolayı o evler falan bizde de var. O yüzden. Çok emin olmamakla birlikte yürüttüğün mantık sayesinde şu anda bir 10 puan daha kazandın seriye. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Saltan 8. sorun. Kazakistan'da Kazakça dışında hangi dil resmi dil olarak kabul edilmiştir? A. Rusça, B. Almanca, C. Japonca. A. Rusça. Çok eminsin. Bir de soralım bakalım. A. Rusça sorumuzun doğru cevabı mı? Tabii ki doğru cevap. Bir 10 puan daha kazandırıyor sana. Kazakistan'la ilgili sorularda böyle bir gülümseme oturdu suratına. Çok keyifli gözüküyorsun. Devam etse mi? Böyle mi devam etse yarışma? Evet. Şöyle hatta 5'er tane daha soru sorsak mı Kazakistan'dan? Azerbaycan'dan da sorun lütfen. O zaman yine aslında eşit olacak. Çünkü eşit zaten olsun. Şu anda 2-2-2 eşit soruyoruz soruları bütün ülkelerden. Evet. Onu öyle keyifli görünce devam etsek mi diye düşündüm. Evet arkadaşlar. Son sorulara geldik. 9. sorular ve Fatyon tabii ki de 9. soruları sormaya senle başlıyorum. Çağımızın ilk Müslüman ve Türk dünyasına mensup kozmonotu olan Kazak astronot kimdir? A. Yuri Gagarin, B. John Young, C. Toktar Ebu Bekirov. Ben C. şıkkı diyorum, Toktar Ebu Bekirov. Ebu Bekirov. Bilerek verdiğim bir cevap mı? Yoksa sadece mantık mı yürüttün? Yuri Gagarin Rus olduğunu diyebiliyorum. Evet. John Young ya Amerikalı ya da Çin, yani soy isimden dolayı. O yüzden C. C şıkkı. Toktar Ebu Bekirov. Son sorusunun cevabı olarak C'yi seçti. C doğru şıkkımız mı? Şöyle bir hareket gördüm. Ya yine bildim. Yine bildim hareketi. Yine 10 puan kazandım. Son sorunla da 10 puan kazanmış oldun, evet. Bu arada belki bilginiz vardır ama bir dipnot olarak biz de söyleyelim. Ruslar uzaya gönderdikleri, biz astronot olarak kullandığımız için astronot diyeceğim. Uzaya gönderdikleri astronotlara kozmonot demeyi tercih ediyorlar. Evet. Dünyanın birçok yerinde astronot olarak kullanılsa da onlar farklı bir şekilde kullanmayı tercih ediyor. Biliyordunuz kafa evet. sallayışınızdan evet. öyle anlıyorum. Ben biliyordum. Kasmanaf diyoruz kardeşim. Efendim? Kasmanaf diyoruz Rusça. Kasmanaf. Evet. Tabii her yerde söylenişi farklı. Son sorun için hazır mısın seriye? Hazırım. Çok emin değilsin galiba. Hazır mıyım, değil miyim? Son olunca heyecan yaptım biraz. Son baktığımda gidişatın gayet iyiydi. İyiyim ya. Birçok artı hazırım. Gördüm aldığım notlar arasında. Doğru cevaplar verdim bayağı. 9. sorun. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke hangisidir? A. Bulgaristan, B. Türkiye, C. Meksika. Bulgaristan, Meksika. Türkiye, B. Türkiye. Biraz düşündü ama sonra hemen bir hışımla B. Türkiye dedi. B. Türkiye sorumuzun doğru cevabı mı? Azerbaycan'ı ilk tanıyan da o. O yüzden. Bağımsızlığımızı evet. aldıktan sonra 30 dakikadan sonra Türkiye arayıp kutladı. 30 dakikadan sonra. Evet. Mesela ben de onu bilmiyordum. İzleyen birçok izleyicimizin de bilmediğini düşünüyorum. Evet. 30 dakika sonra kabul etmiş. İlk tanıyan Türkiye. Ne güzel. Saltan sana geldik. Son soru. Yarışmamızın da son sorusu. Senin de son sorun. Biraz daha o yüzden bekletelim istiyorum. Son soruyu sormayalım. Biraz daha heyecan olsun. Biraz sizden bahsedelim. Geldiniz burada okumaya karar verdiniz ama ileride neler yapmayı hedefliyorsunuz arkadaşlar? Kendinize bir yol çizdiniz mi kafanızda? Saltan, madem sıra senindi sen cevap ver bakalım. Buradan alan bilgimizi, bilimimizi kendi ülkemize gidip orada da ülkemize hizmet etmek amacıyla geldim buraya. Öyle. Ülkene geri dönmek kesin kararın. İnşallah tabii ki. Yüksek lisans yapıyordun. Doktorayı da belki burada yapmayı düşünüyorsundur. Yani ülkene gidip hizmet edeceksin ama burayı sevdiğin için biraz daha uzatır mısın? Tamam. Bilmiyorum, plan yapmamış galiba Saltan bu konuda. Sadece ülkesine dönecek. Evet. Ülkesine borcunu ödemek için ülkesinde çalışacak. Aynen öyle. Aynen öyle yapacak. Seriye senin planların ne?
Ben vatandaş olmadığım için bitirince çalışamıyorum burada. Ama yüksek lisans kazanırsam burada yapacağım. Kazanamazsam tekrar Azerbaycan'a dönüp Azerbaycan yine burslu başka yerlere gönderiyor. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra Azerbaycan'da psikoloji derneği yok. Belki psikolojiyi geliştirebiliriz arkadaşlarla. Dernek kurabiliriz. Evet, belki de derneği açanlardan biri sen olursun. Aynen, belki. Böyle bir eksik varsa eğer. Aynen, evet. Önemli psikoloji de bir eksik yok. Aslında. Evet. İnsanlar pek stres yaşamadığı için pek gerek kalmıyor da. Ama yani ciddi İstanbul... misin? Stressiz bir hayatınız mı var sizin orada? Yok, tabii ki öyle değil ama İstanbul kadar stresli değil. Fatyon, senin planların neler? Benim planlarım ileride yüksek lisans yapmak. Onu da burada mı yapmayı düşünüyorsun? Evet, burada yapmayı düşünüyorum. Çünkü kardeşimi de getirmek istiyorum Türkiye'ye. Ne güzel planlar. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. İnşallah. Şöyle, merakla inşallah. Bekleyen gözlere döneceğim şimdi. Saltan, sor artık 9. sorumu sor, burada çok merak içindeyim der gibi bakıyor bana. 9. soruna geçeyim o zaman Saltan. Ortasında her biri 63 metre yüksekliğinde 4 minaresi olan, kubbeleri altın alüminyumla kaplı Astana'daki caminin adı nedir? A. Beylerbeyi Camii, B. Süleymaniye Camii, C. Nur Astana Camii. Nur Astana Camii. Hiç düşünmeden cevabını verdi. Tabii ki. Orada yaşıyorum zaten. Çok emin. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı mı? Doğru cevap. Tebrik ediyorum seni. Bir 10 puan daha aldın. Evet arkadaşlar. 9'ar soru geride kaldı. Yarışmamızın son sorusunu da az önce Saltan'a sorduk. Ve sorular bitti. Şimdi hangi kısma geldik? Tabii ki de puan tablosuna göz atacağız. Bakalım kim daha önde? Arnavutluk'tan gelen arkadaşımız Fatyon. 7 soruya doğru cevap verdi. 70 puandasın. Bir tane joker hakkını kullandın. Azeri arkadaşımız Seriye. 7 soruya doğru cevap verdi. 70 puanda. Joker kullanmadı. Kazak arkadaşımız Saltan. O da joker kullanmadı ve ne enteresandır ki o da 7 soruya doğru cevap verdi. O da 70 puanda. Eşitsiniz ama şöyle bir ayrım bu noktada Fatyon'u bizden ayırıyor. Joker hakkını kullandığı için bu eşitlikten maalesef onu elemek durumundayız. Seriye ve Saltan, şimdi size yedek sorumuzu soracağım. Ve yedek sorumuza cevap vermek için elinizdeki joker kartlarını kaldıracaksınız. Joker kartını ilk kaldıran cevap verme hakkına sahip olacak. Hazır mısınız? Evet. Soruyorum. Bir buluşu tasdik eden belgeye ne ad verilir? A. Patent, B. Sözleşme, C. Marka. Evet, Saltan. Marka. C. Marka cevabını verdi. Marka doğru cevap mı? Maalesef marka doğru cevap değildi. Ve Seriye... Şu anda tekrar... cevap vermeden günün birincisi. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Kendi şaşkınlığının altına bir alkış sesi. Doğru cevap patent. Ben A cevap seçeneği. Vermek istiyordum. B şıkkını yalnız unuttum, onu da soracaktım. B sözleşmeydi. Evet. Ya zaten yanlıştı. Yanlış. B. A patent doğru cevaptı. Sen cevap vermeden Saltan'ın yanlış cevap vermesiyle günün birincisi oldun Seriye. Yanına doğru geleyim. Çok mutlu oldum. Tebrik ediyorum. Ne hissediyorsun? Valla burada yani birinci olacağımı hiç düşünmedim. Sadece ne bileyim eğlence. Eğlencesi çok hoşuma gidiyor. Ama birinci olmak da güzel yani. Heyecanlandım. Tabii o da ayrı bir his gerçekten. Evet, o da ayrı bir his. Aynı zamanda bir de hediyemiz olduğunu söylesem. Çok mutlu olurum. Sana tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Derslerini çalışırken. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güle güle kullan, iyi günlerde kullan. Bizi hatırla, arkadaşlarını hatırla aynı zamanda. Özellikle Saltan'ın can havliyle verdiği o yedek soruya verdiği yanlış cevabı hatırla. Çok teşekkür ederim Saltan. Çok teşekkür ediyorum size. Sizi tanımak çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Hayatınızda da bol şans diliyorum. Çok sağ olun. Evet TRT Havaz izleyenleri, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde keyifli bir 45 dakika geçirdik. Önümüzdeki günlerde yine güzel bir yayınla, güzel bir yarışma programıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.